Halk TV ekranlarında yayınlanan Özlem Gürses'in sunumundaki Perdenin Önü Arkası programına konuk olan gazeteci Deniz Zeyrek, Sedat Peker videolarındaki iddialar ve AKP içindeki yankılarını değerlendirdi. Peker'in iddialarına karşı AKP içindeki suskunluğu belirten Zeyrek, AKP'lilerin o kapı açılırsa bir daha kapanmaz endişesi yaşadığını dile getirdi. Gazeteci İpek Özbey, Sedat Peker'in saklandığı otelin bulunduğunu, hatta operasyon düzenlendiğini ve çatışma çıktığını ancak Peker'in oradan kurtulduğu iddialarını Deniz Zeyrek'e yöneltti. Zeyrek bu iddiayı duyduğunu ancak AKP kulislerinde bu iddianın doğru olmadığına dair yanıtlar aldığını belirterek şunları söyledi: "Sedat Peker'in takip edildiği doğru, izinin sürüldüğü doğru. Ancak hiçbir ülkeden o ülkenin bilgisi olmadan hiç kimseyi çıkaramıyorsunuz." Hiçbir ülkede legal bir operasyon yapamıyorsunuz, izin almadan. Şöyle düşünün X ülkesinde yakalandı diyelim. Havaalanına nasıl götürülecek, uçağa nasıl bindirilecek, nasıl getirilecek? Bunların hepsinin diplomatik açıdan o ülkenin istihbarat ilişkileri bakımından bir kuralı var. Sedat Peker konusunun Ankara kulislerinde yoğun şekilde konuşulduğunu dile getiren Zeyrek, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin hiçbirisi Erdoğan'a doğrudan bu konuları dile getiremiyorlar. Ankara'da kimin masasına otursam Sedat Peker'in iddiaları konuşuluyor. Mesela, Metin Kül'ün konusunda Erdoğan ne düşünüyor? Her şey netken Erdoğan sessizliğe bürünmüş. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri dahil Erdoğan'a bu konuları soran herkes fırça yiyor. Bu iktidar devam ettiği müddetçe, bu işlerde somut deliliyle kanıtı ile ortaya konsa bile adım atılmayacak. O kapıyı araladıklarında, üstesinden gelemeyecekleri noktasında korkuları var ifadelerini kullandı. Erken seçim konusuna da değinen Zeyrek, erken seçim beklenmiyor. Önemli derece ekonomik buhran yaşanmadığı sürece erken seçim olmayacak. AK Parti'ye yakın anket firmaları da dahil AK Parti'nin kazanamayacağını gösteriyor. Seçim 2023 Haziranında yapılacaktır şeklinde konuştu.